Kaleciler, futbolun yalnız adamları, Futbol Critics olarak mini dizi tadında bir içerikle karşınızdayız. Özel serimizin ilk bölümünde yüzyıla damgasını vurmuş efsane kaleciler ve saha içinden çok özel anılar var. Sepp Maier. Dedelerimiz, babalarımız ve hatta belki abilerimiz için efsane tanımının tam karşılığıdır. 70'li yılların çocuklarının kahramanlarının başında Sepp Maier gelir. Hani sokakta maç falan yapılacağı zaman kimse kaleye geçmek istemezdi ya, belki hala öyledir. Hah işte Sepp Maier kaleci hevesi sağlayan isimlerdendi. Dile kolay. 422 maç üst üste Bayern Münih'in kalesini korumuş bir efsaneden bahsediyoruz. Aslında klasik bir başlangıcı var hikayenin. Maier'in gözü kurtarmakta değil, gol atmakta. Oyuna santrfor olarak başlıyor Sepp Maier. Ne yaparsan yap, kaderin önüne geçilmiyor işte. Genç takımla gol aradığı bir maçta kaleci sakatlanınca teknik direktörü Maier'e sesleniyor. Kaleye! Spora başlangıcındaki jimnastik tercihiyle esneklik, bir golcünün nasıl düşündüğünü bilmekle birleşince dünyanın efsane kalecilerinden birisi oluyor. Şimdi size Sepp Maier'in hayatındaki dönüm noktalarından birini anlatacağım. 1972-73, Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçı. Ajax Bayern Münih. Maier'in kabus gecesinde kalesinde gördüğü 4 gol vardır. Maier duygusal çöküntü içindedir. Kaldıkları otelin penceresini açar, kariyerinin en kötü gecesinde kullandığı bütün malzemeleri fırlatıp atar. Hatta derler ki eldivenlerini de yakar. Elbette vazgeçmez, toparlar kendisini. Sonrasında 2 gece daha yaşanacaktır. Bu gecelerden birinde Sepp Maier kurtarır da kurtarır ve Almanya 1974 Dünya Kupası'nı Hollanda'nın elinden alır. İkincisi daha çok kişisel bir hırsın sonucudur. Futbolun bir başka efsanesi Johan Cruyff, jubilesi için Bayern Münih'i seçer. Hani Amsterdam'da 4 gol yediği gece var ya, o gecenin hafızasından silinmesi için bir fırsat olarak görür Maier. Arkadaşlarını öyle bir doldurur ki maç jubile olmaktan çıkar. Bayern Münih o maçta Ajax'ı 8-0 mağlup eder. Bu iki gece unutturur o Amsterdam kabusunu. Çok ciddi görüntüsüne karşılık eğlenceli de bir adamdır. Size futbol tarihindeki en komik anlardan birini anlatayım mesela. Tarih 15 Mayıs 1976, yer Münih Olimpiyat Stadı. Bayern Münih'in konuğu Bochum. Bayern Münih oyunu karşı kaleye yıkmış durumda. Sepp Maier'e hiç top gelmiyor. Bu sırada bir yaban ördeği hiç beklenmedik şekilde Bayern Münih kale sahası işine iniyor. Seyirciler bir süre sonra topun olduğu yeri değil, Maier'le ördek arasında yaşananları izlemeye başlıyorlar. Sepp Maier uygun bir anı bekliyor, bekliyor ve aniden ördeği yakalamak için plojon yapıyor. Ördek hop! Sıçrıyor ve kendisini Maier'in o koca eldivenlerinden kurtarıyor. Maier bir kez daha atlıyor, ördek yine kaçıyor. O günden sonra Alman futbolunun bu efsanesine kedi gibi ördek diyen de olur. Sepp Maier 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde şu meşhur Panenka penaltısı var ya, onu yiyen kalecidir. Ama insanlar atanın adını hatırlar, onu değil. Öylesine saygındır. Dino Zoff. İtalyanların efsane kalecilerinin başında Dino Zoff gelir. 1972-1974 yılları arasında uluslararası maçlarda 1042 dakika hiç gol yememişti. Hatta 1974 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'ye karşı 2 maç oynadı ve bu 2 maçta da kalesinde gol görmedi. Ta ki Haitili Sanon uzaktan attığı bir şutla buna son derene kadar. Dino Zoff, onu hatırlayanların hafızasında gri, mavi kaza ve siyah kısa bir şortla yer alır. Çok erken yaşta keşfedilebilirdi aslında. Milano San Siro var ya, ona adını veren Giuseppe Meazza 15 yaşında mahalle takımında oynayan Dino'yu izleyip kaleci için çok kısa boylu notunu düşmese. 18'ine geldiğinde 30 santimetreden fazla uzayıp 1.82'lik boyuyla kariyerine Udinese'de başladı Zoff. Montolva ve Milan'a atmak üzereyken imzayı son anda asıl ününü kazandığı Napoli'ye transfer oldu. 1972 yılında da kendisine 11 yıl formasını giyeceği Juventus'ta buldu. 1978'de yani 36 yaşındayken bir Hollanda maçında özellikle Haan'ın 40 metreden attığı gol nedeniyle ağır eleştirilere hedef oldu. Zoff'un cevabı çalışmak, daha çok çalışmak oldu. 1982 Dünya Kupası'nda futbolun şairleri kimdi? Brezilya ve Maradona'lı Arjantin. Büyük favoriler. İtalya sorunlu. Kamerun'u sadece averajla geride bırakarak gruptan çıkmış. Şimdi kim var karşılarında?
Brezilya ve Arjantin. Ortak fikir şu, bunlar İtalya'yı çıtır çıtır yerler. Hiç de öyle olmaz. İtalya Arjantin'i 2-1, Brezilya ile 3-2 yenerek yarı finale yükselir. Dinozov, Brezilya maçının son dakikasında çıkardığı bir topla maçı kurtaran adam olur. İtalya yarı finalde de Polonya'yı eler. İtalya milli takımıyla İspanya'daki 1982 Dünya Kupası'nda Santiago Bernabeu'da Batı Almanya ile oynanan finale İtalya'nın kaptanı olarak çıkan 40 yaşındaki Zoff aynı zamanda Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı kaleci olarak tarihe geçer. Kupayı tutan eller İtalya'da basılan hatıra bir pulun üzerinde yer alır. Dino Zoff, Juventus'a veda ettikten 15 gün sonra 29 Mayıs 1983'te İsveç'e karşı oynanan Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında milli formayı son kez giyer, eldivenlerini asar. 20. yüzyılın en iyi 3. kalecisi olarak gösteriliyor. Gordon Banks. Tesadüfler Gordon Banks'in hikayesinin başlığı bu olabilir. Öyle kaleci olayım, para kazanayım falan diye düşünen biri değil. Kömürcü de çalışıyor. Kömürcü de. Tuğlacının yanında meslek öğreniyor falan. Derken bir cumartesi günü mahallede maç izlemeye gidiyor. Şansa bak, kalecisi hastalanan Miss Paul takımı seyircilere soruyor. Kaleye geçebilecek biri var mı? Var mı? Banks var diyor ve macera böyle başlıyor işte. İngilizler kazanılan tek Dünya Kupası'nda kaleyi koruyan Gordon Banks'e farklı bir saygıyla bakarlar. 1970 Dünya Kupası'nda Pele'nin kafa vuruşuna karşı yaptığı mükemmel kurtarış İngiliz The Guardian gazetesine göre en iyi kurtarış seçilmiştir. Banks'in Pele'nin kafayla kale direğinin hemen dibine gönderdiği şut kornere çelişi Dünya Kupalarının gelmiş geçmiş en iyi kurtarışı olarak hala hafızalarda. Elini sırtına koyan kaptan Bobby Moore bu arada. Şaşkınlığın farkındasınız değil mi? Orası burası dolaşırken Gordon Banks'in 8 yıl sürecek Leicester City kariyeri başlıyor. Bir tesadüf daha dinleyeceksiniz şimdi. Yıl 1963. Antrenman bitiyor ve Banks minik takımın antrenmanını izliyor. Dikkatini 13 yaşındaki bir çocuk çekiyor. Hemen yanındaki teknik adam George Davis'e dönüyor ve diyor ki bu çocuk geleceğin bir numarası ha. George Davis de takılıyor ona. Evet, senden kaleyi alacak çocuğa bakıyorsun. O çocuk kim? Peter Shilton. Öyle oluyor. Peter Shilton 17 yaşında eldivenleri alıyor ve Gordon Banks'e de yol görülüyor. Liverpool onu çok istemesine karşılık tercihini Stoke City'den yana kullanıyor. 1972 Lig Kupası Gordon Banks'in katkılarıyla Stoke City'nin oluyor ve 26 yıl aradan sonra ilk kez bir kaleci yılın futbolcusu ödülünü kazanıyor. Gordon Banks ne yazık ki aynı yıl içinde geçirdiği trafik kazası sonrasında görme yetisini büyük oranda kaybederek 34 yaşında kariyerine noktayı koymak zorunda kalıyor. Aslında tam olarak futbolu bıraktı denemez. O yanlış. Amerika'ya gidiyor 40 yaşında ve tek gözle bile sezonun en iyi kalecisi oluyor. Ama gösteri futbolunun kendisine göre olmadığını düşünüyor ve tamamıyla bırakıyor. Mükemmel refleksleriyle dikkati çeken ve 6 kez FIFA'nın en iyi kaleci ödülüne layık görülen Banks, 20. yüzyılın en iyi ikinci kalecisi olarak kabul ediliyor. Lev Yashin, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kalecisi. Dünya kupalarında kornerden gol yemişliği de var. Tek kaleci. 1962 Şili Dünya Kupası'nda Kolombiyalı Marcos Cola avlamıştı onu. Kalecilik tarihini değiştiren isimdir aynı zamanda. Mesela kalecilerin savunmayla konuşması geleneğini başlatan kalecidir Lev Yashin. Hatta bu işi evin içinde abartınca eşinin ya yeter ama artık dediği falan da rivayet ediliyor. Rivayet. Modern kaleciliği başlatan efsanedir Lev Yashin. Sürekli siyah giyindiği için zamanla Kara Panter lakabını alıyor. Birçok açıdan da yeniliklerin öncüsü oluyor. Topları tutmak yerine yumruklamak, elde uzun kaleci pasları, ceza sahası dışına çıkarak tehlike önlemek hep Lev Yashin'le başlıyor. Yıllarca Sovyetler Birliği'nin kalesindeydi. Siyah kaza aslında lacivert olduğu da iddia edilir ve inanılmaz kurtarışlarıyla ona kara örümcek derlerdi. Siyah ahtapot ve Kara Panter de lakapları arasındaydı. Uzun kolları, siyah forması ve şortu ve siyah kaleci kasketiyle kendisine takılan her lakap yakışırdı. Özellikle çizgi kaleciliği dönemini yerle bir eden kaleciydi. Ceza sahası içinde öne çıkar, açı kapatırdı. Kurtardığı 150 penaltıyla kırılması güç bir rekora da imza attığı kayıtlarda yer alıyor. 1963 yılında kazandığı Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünün ardından bir kaleci bu ödüle layık görülmedi. FIFA, Yashin'i onurlandırmak için Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi kategorisinde Yashin ödülü vermeye başladı. Yüzyılın emsali olmayan kalecisi 2 Temmuz 1967'de Berlin Panteri Turgay Şeren'in jübilesinde de eldiven giydi. Size futbolun gelmiş geçmiş 4 kaleci efsanesini anlattım.
Sonraki içeriğimizde bugünün efsane olmaya aday isimlerini sunacağım. Lütfen Futbol Kritik'e abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve yorum bırakmayı unutmayın, olur mu? Görüşmek üzere.